Kekik üretiminde Denizli gerek Türkiye'ye gerekse dünyada başı çeken bir konumda yer alıyor. Bu konuda Denizli'nin Gözler Mahallesi'nde üretilen kekik en fazla üretim alanı olarak yer ederken Denizli'nin diğer bölgelerinde de kekik üretimine olan talep artmaya devam ediyor. Özellikle susuz ve taşlı toprak yapısını seven ve daha çok yükseklerde yetişen kekik son olarak Nikfer Mahallesi'nde de üretilmeye başlandı. Bu konuda açıklamalarda bulunan ve kendisi de kekik üreticisi olan Nikfer Mahalle Muhtarı Ali Keysan, niçin tütün üretimiyle ünlü olan tarlalarda kekiğin görülmeye başlandığı ile ilgili bilgiler verdi. Bir tütün üretici varza olarak buradaki çevre köylerle beraber tütün üreticisiydik. Çok ülkemize değerler kazandırdık ama son yıllarda tütüncülük maalesef hem parasal anlamda para yapmıyor. Günden günü de tabii bizi biraz kanunlar da şey yapıyor, tütüncüyü zorluyor. Tütün kazanmamaya başladı son zamanlarda. İnsanlar gene yeniden alternatif ürünün peşine koştular. Düşündük, ben kendim de tütün üreticisiydim, yıllarca yaptım. Ama emeği fazla, parası az. Bir alternatif aradım, kekikçiliğe yöneldik. Dekar başına 150 ila 200 kilo civarında kekik hasadı yaptıklarını söyleyen Ali Keysan, kekiğin maddi anlamdaki çiftçiye geri dönüşüyle ilgili şunları ekledi. Nasip olursa bu sene satacağım. İyi, çok iyi. Yani işçiliği az, görüyorsunuz. Aslında bir sefere aynı tütün gibi fide yetiştiriyoruz. Diktikten sonra ertesi yılın biçmeyi başlıyoruz. Her sene biraz daha çoğalıyor. Kardeşleme yapılıyor. Daha çok kardeşleme yapılıyor. Dekar başına tahminim 150-200 kilo civarında. Yani bir insanın elinde 4-5 ton kekik var ise 40-50 bin lira bir gelir elde edecek. Yani tütün kadar masrafı da yok. Bölgede toplulaştırma uygulamasına gidildiğini ancak bunun yarım kaldığını söyleyen Keysan, toplulaştırma işleminin devam edip sonlanması durumunda kekik üretiminin daha da artacağına dikkat çekti. Son olarak gençlere tavsiyelerde bulunan Nikfer Mahallesi Muhtarı Ali Keysan, tarımda yaş ortalamasının gittikçe artmasının ülke tarımına uzun vadede zarar vereceğini söyleyerek, şehre göç etmektense kekik gibi alternatif tarım uygulamalarına yönelmelerinin çok daha iyi olacağını dile getirdi. Bizim kasabanın yarısı toplulaştırma yapıldı ilk önce bu Barzo Ovası'nda. Çok yıl oldu, 15-20 yıl oldu. Yarısı da duruyor. İşte şu çam bölgesi dediğimiz alan. Orasında toplulaştırma yapılır ise arazi daha da çoğalacak. Arazi çoğalan, o toplulaşan bölgede kekik üretimi daha da yaygınlaşacak. İlgililere buradan da seslenmek istiyorum. İnşallah bir an önce toplulaştırmamızı gerçekleştirirler. Gençlere de tavsiyem, göç, çok göç veriyoruz tabii doğal olarak. Nerede iş, gençler oraya gidiyor. Burada uğrasınlar, böyle biz gibi şey yapsınlar, arayış içerisinde olsunlar. Kekiğe bizi özensinler. Biz onlara da tavsiyede bulunuyoruz. İnşallah kekik onlara burada kalmasına neden olacak yani.